Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçinin isteği üzerine şu şekilde yapmış olduğum bir çanta modelini göstereceğim. Çantama aksesuar takmadım ben ama sizler şuradan zincirler takarak bu çantayı yan şeklinde, çapraz şeklinde takabilirsiniz. Bu şekilde de tutmalık bir alanı mevcut. Bu kısmını da daha uzun yapmak isterseniz çantamda anlattığım yerde zincir kısmını uzun tutabilirsiniz. Çok güzel, çok kolay bir çanta. Yeni başlayanlar için oldukça pratik bir model arkadaşlar. Mutlaka bu modelle başlamanızda fayda var. Çünkü diğer modeller oldukça zorlayıcı oluyor yeni başlayanlar için. Ama bu model çok kolay, çok rahatlıkla örebileceğiniz bir çanta. Çünkü sayılarla uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şöyle 8 numara tığ kullandım. 10 numarada kullanabilirsiniz. 9, 10, 8 ama 6, 7 kullanırsanız birazcık daha böyle tok bir çanta elde edersiniz. Şimdi ben yine beyaz ipimle öreceğim. Beyaz ipimden pek bir şey kalmadı ama şu şekilde biliyorsunuz iplerimizin boyutları. Bu şekilde bir ip alırsanız bu çanta modelinden 2 tane çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ikinci çantamı örüyorum. Bakın ipimle. İpim hala bitmedi. Bir tane ipim vardı. Bir tane ördüm. Hala biraz daha ipim var ve bir tane daha çanta çıkartabilirim. Şimdi şu şekilde direkt ipimi tutuyorum. Tığımı bu şekilde ipimden geçirdim. Bir tane zincirime çektim. Burada bakın ikinci zincirim, üçüncü zincirim. Burada 18 tane zincir çekiyorum. Çünkü çantamızı 17 sık iğne ile oluşturmamız gerekiyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincirimi çektim. Şimdi hemen bir önceki zincirin içerisine dönüyorum ve sık iğnemi çekiyorum. Bir önceki zincirin içerisine battım. Aldım ipimi, ikisinin içerisinden bu şekilde geçirdim. Batıyorum zincirin içerisine. Bu şekilde aldım. Toplamda 17 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Sıranın sonuna kadar 17 sık iğne örmüş olmam gerekiyor. Her sırada saymanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü bunu 18'e 19'a çıkarma ihtimaliniz var son kısımlarda. Yeni başladıysanız eğer. Çantanızın tabanı motif dikdörtgen motifimiz oluşmazsa çantamız düzgün olmayacaktır. O nedenle her sırayı sayarsanız iyi olur. 17 sık iğne örmeniz gerekiyor. 16 değil 18 değil. Her sırada 17 tane örün ki dümdüz bir motif çıkın. Yoksa giderek daralan veya giderek genişleyen bir motif elde edersiniz. Bakın son kısımları karıştırmamaya özen göstereceğiz şimdi. Son zincirime batıyorum. Şimdi ben 17 tane sık iğnemi çektim. Hemen bir zincir çekiyorum burada ve dönüyorum. Bakın arkadaşlar yapılan en sık hatalardan birisi şuraya batmak. Burası benim zincir çekmiş olduğum zincir noktam. Ben direkt şuraya batıyorum. Bakın çekmiş olduğum son sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Gördüğünüz gibi burası. Bakın şöyle baktığımda son sık iğnemin tepesi burası. Buraya bir tane sık iğnemi battım. Bu benim ilk sık iğnem. İkinci sık iğnem ve sıranın sonuna kadar 17 sık iğnemi şimdi çekiyorum. Yine sıranın sonunda da aynı işlemi yapacağız. Sürekli bir zincir çek, arkaya dön, bir zincir çek, arkaya dön şeklinde bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıranın sonunda sizlere kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Santim de vereceğim. Bu şekilde şimdi sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Bakın. Bakın son kısmım neresi arkadaşlar? Şurada şöyle aşağı doğru duran kısım. Bakın şu son sık iğnem burası. Tepe noktası burası. Buraya da batıyorum. Yine yapılan bir hatalardan birisi. Şuraya da batmak. Buraya batmıyoruz arkadaşlar. Bizim son sık iğnemiz burası. Burası bizim zincir boşluğumuz. Burada bitirdik biz artık. Bir zincir çekip yukarı çıktık bakın. 17 tane zaten örmüş oldum. Saymama gerek yok benim. Ama sizler her noktada sayın. Bakın gayet düz bir şekilde çıkıyorum. Yine bir zincir çektim. Nereye batıyordum? Hemen dip noktama. Hemen şuradaki sık iğnemin tepe boşluğu burası. Hemen buraya batıyorum. Bu şekilde her noktaya
17 sık iğne batın, bir zincir çekin, bir üste arkayı döndürerek örün arkadaşlar. Çantanızı bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Daha sonra çantamızın kulp kısmını ve birleştirme kısmını yapacağız beraber. Ben şimdi bu şekilde çantamı büyütüyorum. Arkadaşlar bakın son kısımlara doğru geldim. Şöyle bir 23-24 sıra örmeniz yeterli. Ama sayı olarak değil de şöyle santim olarak sizlere vereyim. Şimdi buradan sonra kulpa geçeceğim direkt. Bakın şöyle ölçtüğümde şu şekilde ölçtüğümde evet 35-36 santim kadar şu şekilde bakın şuraya kadar geliyor. 35 santim diyelim. 35 santim yeterli. Bu şekilde katladığımızda bakın gayet bir çanta boyutu oluyor. Biraz daha uzun olsun isterseniz 40 santim kadar örebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim. Ters döndüm. Şimdi burada kulp kısmına geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Ben şu şekilde ayarladım. Her iki yandan 5 saydım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde her iki taraftan 5 sayı sık iğnemizi öreceğiz. Arada kaç tane kalıyor sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada da 7 tane ilmek kalıyor. Ben bu şekilde kulp kısmını ayarlıyorum ki tam ortada olsun diye. Şimdi 5 tane sık iğnemi örüyorum bakın. 1, 2, 3, 4, ve 5.'yi ördüm. Hemen kulp kısmımızı oluşturmak için zincirimizi çekiyoruz. 7 tane ilmeğim var boşluğum. Ben buraya 8 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakıyorum ulaşıyor mu diye. Evet gayet yeterli. Zaten biraz sonra üzerine sık iğne öreceğimiz için tekrardan şöyle biraz daha uzama payı olacaktır. Siz bu kulp kısmını biraz daha şöyle uzun istiyorsanız zincir sayınızı fazla tutacaksınız arkadaşlar. Ben 7 ilmeğe 8 zincir çektim. Çıkartıyorum bakın bir tane sık iğnemi örmüştüm. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnem de bu tarafta kalmış oldu. Şimdi son sırama dönüyorum. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. Burası benim son sıram. Bu kısım benim çantamın içi olacak. Arka kısım benim çantamın dış kısmı olacak. Onu da şu şekilde göstereyim. Model olarak. Şimdi sık iğnemi örüyorum. Normal bir sık iğne görüntüsü değil de sık iğnenin arka görüntüsünü ben kulpumda çantamın dışında görünsün istiyorum. Oradan da bunu bu şekilde ayarlayacağım. Aynı işlemi karşı tarafa da uygulayacağım. Şimdi bakın bir 8 tane sık iğne örelim bu zincir boşluğuna. Bakalım yetecek mi? 3 tane ördüm. 4, 5, 6, 7 ve 8 tane örüyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum burayı. Birazcık şöyle çekiştiriyorum. Devam ediyorum. Bu benim son kısmım. Evet. Ve burada bitirdim. Şimdi çantamın ben dış kısmı burası değil de şöyle büktüğümde şu görüntünün dışarıda kalmasını istiyorum arkadaşlar. Takipçinin bana attığı model bu şekilde olduğu için bu kısmın dışarıda olmasını istiyorum. O nedenle bakın şöyle dışarıda olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ikiye büktüğümde benim bu kısmım dışarıda olması gerekiyor. Şimdi ben burada eğer bu taraftan başlarsam bu şekilde zincirimi çekip bu şekilde bu tarafa gittim. Sonra çevirdim. Sık iğnelerimi ördüğümde benim arka kısmım iç tarafa geliyor. O nedenle ben bu taraftan başlamıyorum da şu taraftan başlıyorum bakın. Şöyle çantamı büktüğümde dış kısma gelmesini istediğim yer bu taraf. O nedenle şu taraftan başlayarak ben bu kısımda da kulplarımı oluşturacağım. Şimdi buradan zincir çekerek başlıyorum. Yine 5 tane sık iğne örüyoruz.
2 3 bakın battığım yerler hemen sık iğnelerin dip noktaları 4 ve 5 zincirimi çekiyorum 8 tane 1 2 3 şu kısmı keseceğim 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Arada 7 boşluğum vardı. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 boşluğumun hemen bir sonrakine battığımda burada 5 tane sık iğne elde etmem lazım. 2, 3, 4 ve 5. Tamamdır. Şimdi zincirimi çektim. Döndüm. Sık iğnelerimi yine çevreliyorum. Çanta kulpumu. Bakın arkadaşlar çantamızı büktüğümüzde burayı da hesap etmemiz gerekiyor aslında. Burası da her iki taraftan çantamızı aslında 4 sıra büyütmüş oluyor. O nedenle benim verdiğim ölçüler bence gayet uygun. Daha uzun bir motif örüp kulpa geçerseniz daha büyük bir çanta olacaktır. Onun da bilgisini vereyim. 3, 4, 5, 8 tane çekeceğim buraya. 6, 7 ve 8. Devam ediyorum yan tarafından hemen bakın 8 tane zincirimi çektim ilk sık iğnemin tepesinden devam ediyorum burada da 5 tane sık iğne öreceğim evet bu şekilde gördüğünüz gibi 4 ve şu son ilmeğim bakın burayı bir tane daha zincir çekmediğim için bakın arkadaşlar şu kısımdan batarsak şöyle daha iyi olacaktır orası görünmüyordu bakın. Evet bu şekilde ayarlamış olduk. Bir tane zincirimi çektim. Bakalım arka kısımlara gelmiş mi? Şöyle çantamı büktüğümde yok şöyle bakalım. Evet şu şekilde bükeceğim. Şu kısımlar arkaya gelecek. Yani çantamın dış kısmı olacak. Şu tarafa da bakalım. Evet. Evet arka kısımları ayarlayabilmişiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi çantamızın boyutu bu şekilde. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Bakın çantamın boyutu bu şekilde. Şöyle tutmalı bir çanta. Hemen yanlardan şimdi ne yapıyoruz? Bakın ben normal iğneyle de yapılabilir aslında arkadaşlar bu ama iğneyle dikebilirsiniz plastik iğnelerle. Ben şöyle yapacağım. Biraz daha çantamı genişletmek istiyorum. O nedenle benim çantamın iç kısmı burası. İç kısmını içe doğru şöyle şu şekilde büküyorum. Bakın burası benim iç kısmım. Dış kısmım değil. Burası benim iç kısmım. İç kısmımdan sık iğneler örerek çantamı birleştiriyorum. Şimdi bakın kaydırmamızı şuradan yapalım arkadaşlar tepe noktasından. Öncelikle kaydırmamızı yaptıktan sonra bakıyoruz şu şekilde baktığımda karşılıklı noktalardan kaydırmamızı yapacağız. Bunun için bakın şu şekilde olması gerekiyor. Şöyle. İlk kaydırmamı şu sık iğnenin bacağından giriyorum. Karşıdan da buradan girip bir tane sık iğne. Bu taraftan girdim, bu taraftan girdim. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Bakın üst bacaklardan batıyorum. Dördüncü sık iğnem. Beşinci sık iğnem. Sayıyorum bu sık iğneleri bakın. Şu bacaktan batıyorum. Pardon şu üst bacaktan batıyorum. Şu üst bacaktan batıyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnem. Sayalım ki karşı tarafta da aynı sayıyı yapalım. 7. sık iğnem. Şuralardan batalım. 8, 9, 10. 11 12 13 14 tane sık iğnemizi örmüş olduk arkadaşlar. Bakın tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Burada bir zincir çekip hemen kesiyorum. Evet bu tarafı tamamladım. Şimdi burada İpimi kesmemiştim. Burayı da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bakın zaten bunu kesmemiştim. Buradan hemen şöyle sık iğnelerimizi yapacağız. Tepe noktasından bakın karşının tepe kısmından önce bir kaydırma yapıyorum.
Evet, bu şekilde kaydırmamı yaptım. Hemen sık iğnemin bacağından, tek bacağından batıyorum. Karşı noktadan da ilk sık iğnemi battım. Bir. Bakalım ayarlıyoruz şu şekilde. Şurası şu şekilde gelmesi lazım. Bir. Şurası şuradan denk gelecek. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13 ve 14 tane sık iğnemi battım burada da. Eşit oldu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Eşitse 14 sık iğne elde ettiyseniz tamamdır. Bunu da kesiyoruz yine. Ve çekiyoruz. Bunları şöyle çantamızın şöyle şu kısımlarından kaydırabiliriz. Düğüm atmamıza gerek yok. Bir kere attık zaten. Birkaç kere kaydırmamız yeterli olacaktır. Şimdi bu işlem benim çantamın birazcık daha geniş olmasını sağladı. Daha düz bir görüntü elde etmek isterseniz de direkt plastik iğnelerle dikmeniz gerekiyor. Normal bir şey diker gibi karşılıklı plastik iğnelerle dikilebilir. Burayı da şu şekilde yapayım. Evet, şöyle şuradan kaydıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çantamızı ters çeviriyoruz. Bakın. Köşelerden şöyle içeri doğru aldım ve ters çevirdim. Köşelerini düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çantamı oluşturdum arkadaşlar. Burada köşe kısımlarına zincirler takabiliriz. Evet, şöyle çantamı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir çanta modeli oldu. Şöyle yanlardan yine halkalarla, halka zincirlerle zincirlerinizi takabilirsiniz ya da isterseniz ip şeklinde örebilirsiniz. Bu şekilde bir çanta modeliydi. Takipçinin isteğini üzerine yaptım. Yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği bir çanta modeli. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. İsteklerinizi bana Instagram üzerinden ulaştırabilirsiniz. Sizlerin isteklerini tabii ki önemsiyorum arkadaşlar. Hangi modellerde istiyorsanız bana görsel atmanız yeterli. Ben projelerimin arasına sıkıştırıp bu çantaları sizler için örüp çekip sizlere sunuyorum arkadaşlar. Mutlaka Instagram üzerinden isteklerinizi bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.